Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Sefa Özkaya ile başlattığımız harbe dair konuşmaların ikincisine hoş geldiniz. Her şeyden önce programa gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. İlk programdan sonra hem ben hem de Sefa Hoca birçok arkadaş tarafından arandık, mesajlar aldık. Herkes beğenisini ifade ediyor, başarı diliyordu. Çeşitli konularda program talepleri de oldu. Seyredenlerden böyle güzel dönüşler almak bizim için hem gurur verici hem de yeni programlar için motivasyon kaynağı. Sağ olun, var olun. İlk sohbetimiz Türkler neden asker millet sorusuna yoğunlaşmıştı. Daha önce izlememiş olan seyircilerimiz YouTube kanalımızda bilahare seyredebilirler. Bugünkü konumuz ise silah kültürü üzerine. Yalnız bugün konu edineceğimiz silahlar baruttan öncekiler olacak. Kılıç, mızrak, ok, yay, mancınık gibi silahlar olacak ve insanların korunması üzerine geliştirdikleri sistemler olacak. Bunların özelliklerine, bazı hallerde de kültürle etkileşimlerine gireceğiz. Sefa Hocam, istersen öncelikle insan-silah ilişkisiyle söze başlayalım. Ben kısa bir giriş yapayım, oradan sen devam et. İnsanlığa ait ve yazının icat edilmesinden önceye dayanan bilgilerimiz bizi çeşitli buluntulara veya mağaralardaki resimlere götürüyor. Anladığımız kadarıyla insanoğlu hayvanların kendilerini koruma yöntemlerini gözlemlemiş. Mesela fil gibi bir hayvan dişini ve hortumunu kullanıyor. Kirpi dikenlerini kullanıyor. Kaplumbağa kabuğunun içine saklanıyor. Köpekler, kurtlar dişlerini kullanıyor. İnsanı hayvandan ayıran özelliklerin başında beyni geliyor tabii ki. Buna şüphe yok. Beynini kullanarak tabiatla mücadelesini sürdürmüş. Ancak insanın bir özelliği daha var. Elini ve parmaklarını kullanabiliyor. Bu da ona büyük bir üstünlük sağlıyor. Çakmak taşından başlayarak insanların da hayvanlara özenerek kendini koruma ve gerektiğinde saldırmak için silah kullanmaya başladığını görüyoruz. Hiç süslü cümlelere gerek yok. Yani bunun felsefesi yapılabilir. İnsanın keşfettiği başka bir husus daha var. İnsanoğlu zaman içerisinde düşmanı uzaktan karşılamanın yollarını arıyor hep. Silah dediğimiz aletin tarih içindeki gelişimini izlersek muhtemelen ilk olarak yumrukla başladı. Sonra o yumruğun ucuna önce çakmak taşıyla yapılmış kesici aletler, demir icat edildikten sonra çelik bulunduktan sonra bıçak gibi aletler, kılıç gibi aletler eklendi. Yani düşmanı karşılama mesafesi insanın vücudundan uzaklaşmaya başladı. Sonrasında mızrak geldi, daha uzun olarak. Arkasından yay ve ok geldi. Devam ettiğimiz zaman tüfek, topçu, füzeler, uçaklar vesaire. Gördüğümüz gibi asıl amaç giderek düşmandan uzaklaşmak. Düşmana uzaktan etki etmek üzerine kurulu. Bu neyi sağlıyor? Kendi bedeninin tehlikeden uzak tutulmasını sağlıyor. Şimdi büyük devletler ne yapıyor? Savaşı kendi topraklarının dışında kabul etmeye çalışıyor. Uzaktan karşılamak, uzaktan düşmanı yenmek arzusunda. Bu da beraberinde uzağa kuvvet nakletmeye çalışıyor. Ona da ne diyoruz şimdi literatürde? Güç aktarma diyoruz. Yani büyük devletler güç aktarabilen devletler durumuna geliyor. Ben farkındayım, birdenbire 21. yüzyıla geldim. Barut'a döneceğiz tekrar. Barut'un bulunmasından önceki döneme geleceğiz. Bu arada kıymetli arkadaşlarımız geliyorlar. En baştan itibaren Mehmet Efe, Yavuz Kadir Dağ, Hasip Saygılı, Fehmi Ardalı, Sebahattin Özsoy, Sedat İşgören, Deniz D, Ahmet Saraç, Attekin Tartıcı, Mehmet Topal, Mehmet Seyfi Türker, Zühtü Doğan, Kemal Korkmaz, Metin Savaş, Azerbaycan'dan yine gelen arkadaşlarımız var. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Katılımcılar böyle bizimle yorumlar bölümünden selamlaşırsa daha aktif, interaktif bir program olur. Herhalde o zaman daha da güzel gider iş. Sefa Hocam söz sizde. Buyurun, benim yaptığım girişten sonra buyurun buradan devam edelim. Teşekkür ederim. Siz öncelikle ben de ilgi için teşekkür ediyorum. Geçen hafta başlayan bu program gerçekten bir ihtiyaca cevap veriyormuş. Bunu gelen telefon, mesaj çok sayıda iletiden gördük.
Ben de bu vesileyle sizi tekrar tebrik ediyorum. Yani gerçekten önemli bir ihtiyaçtı bu. Bu güzel temennilere de teşekkür ederek başlamış olayım. Siz girişte çok güzel izah ettiniz. Yani önce insan muhtemelen elini kullanıyordu. Daha sonra aletleri geliştirmeye başladı. İnsan aslında silahlarla düşmanı kendisinden daha uzakta tutmak istiyor. İlk aşama bu. İkinci aşamada ona daha uzaktan müdahale etmeye çalışıyor. Tahmin edebildiğimiz kadarıyla bunun ilk adımı zaten mızrak. Belki mızrağa ileride geleceğiz. Yani mızrak aynı zamanda hem silah hem mühimmat. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Mesela ok ve yayda, kılıçta mesela silah kılıç. Peki mühimmat ne? Aslında mühimmat bir nevi pazu gücü. Yani ne kadar pazu gücünüz varsa o kadar çok düşmana bir darbe vurabiliyorsunuz. Yayda bir devrim oluyor. Bunun daha öncesi mızrak. Mızrakta siz düşmana birebir temas mesafesinden ötede de müdahale edebiliyorsunuz. Elinizden fırlatıyorsunuz. Şimdi bunun avantajı şu, onu daha önceden durdurabiliyorsunuz. Ama dezavantajı şu, silah elinizden gitmiş oluyor. Çünkü mızrakta silah eşittir mühimmat. Ucundaki o temren kısmı. Yay buna karşı bir devrim şeklinde ortaya çıkmıştır. Yani ben bir mühimmat fırlatayım ama silah da elimde kalsın. Dolayısıyla bir tane silahla çok sayıda mühimmat atabileyim. Yay bu şekilde ortaya çıkıyor. Uygun görseniz slaytlardan da gidebiliriz. Ben onlara da bağlı kalabilirim. Bizim ders slaytlarımız vardı. Doğaçlama yapalım derseniz oradan da gidebiliriz sırayla. Ben şimdi slaytı açtım. Teşekkür ederim. Askeri müzeden itibaren Evet. görebiliyor musun hocam? Görebiliyorum. F5 yapma tam ekran F5 şansımız var mı? Yok, böyle kalalım. Ha, böyle mi Zaten oldu? şeye Tamam. yakın. Tamamdır. Şimdi burada bir yine mızrakla başlamış olduk. Bir Hun savaşçısını görüyoruz burada. Kılıcı ve kalkanıyla askeri müzemizden. İşte bu silahların başlangıcı için belki iyi bir örnek. Sırayla devam edelim Sayın Komutanım. Bu Yakışıklı evet. sefa geliyoruz burada. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Burada askeri kültüre ne kadar hakimiz sorusu için çeşitli takmış olduğum fularları görüyoruz. Fularlar askeri kültürün bir unsurudur. Öncelikle onu söyleyelim. Her ne kadar günümüzde sivil kültürde artık kullanılıyor olsa da aslı itibariyle askeri kültürün bir unsurudur. Peki ne işe yarar? Buradaki bir rölyefte de görüyorsunuz. Fukalya diyorlar bunlara, Batılılara. Bir tane daha geçebilirsek ne işe yaradığını daha iyi izah edeceğiz. Zırhların, burada tabii düzgün bağlanmamış, zırhların boyun kısmında yani burada gördüğümüz askerin hemen boynunun, zırhın bittiği ve boynunun derisinin başladığı yerde bir boşluk var. Oradaki deri zırhların ucundaki o halkalardan zedeleniyor. Bu zedelenmesin diye ortaya çıkmış bir askeri unsurdur fukalya. Fakat daha sonra sivil unsurlara da geçmiştir. Sivil kültürde de kullanılmaktadır. Dolayısıyla aslında bir nevi üniformanın bir parçasıdır. Geçtiğimiz yıllara kadar da zaten sizin de döneminizde hatırlarsanız kullanılıyordu. Bu hocam işte genel bir okuma yapmak istiyoruz. Hani bunlarla ilgili güzel yayınlar var. Belki Sayın Komutanımız da tanıtacaktır elinde bir yayın. Burada Taş Dergisi'nde yazmış olduğum ilk sayı diye başladık. İnşallah devam edeceğiz. Askeri müzedeki silahlar ve askeri kültüre dair bir giriş. Merak edenler buradan bakabilirler. Yine Erkan Göksu hocamızın silah kültürü kitabı var. Şimdi burada savunma silahı skutumu görüyoruz. Bu bir silindirin ikiye kesilmiş kısmı gibidir. Nasıldır bu? Piyadeler tarafından kullanılır. Ve bunu Roma lejyonları kullanıyorlar. Bunun bir de ucunun sivri olan kısmı, yani yere çakılabilecek bir şekilde ucu sivriltilmiş bir kısmı var. Onlar da toprağa çakılarak bir nevi set siper işlevi görüyor bazı muharebelerde. Bir de bu kalkanlar sadece savunma silahı değildir. Yani sadece savunmazsınız.
ön tarafında görmüş olduğunuz göbek dediğimiz o topuz gibi olan kısımla da düşmana karşı darp etkisine sebep olabilecek şekilde zarar verebilirsiniz. Bu scutum dediğimiz kalkanları kullanan birliklere Latince'de scutari deniyordu. Bizim coğrafyamızda da iki tane yerleşmenin ismi bu scutari'den gelmiştir. Bir tanesi Üsküdar, ötekisi Balkanlardaki İşkodra, ikisinin de asıl adı Scutari'dir ve bu kalkanı taşıyan Roma piyade garnizonundan ismini alır. Bu bir piyade silahı. Bir sonraki slaytta gördüğümüz üzere bu ise bir süvari kalkanı. Aradaki fark ne? Diğerini uzun boylu olduğu için atın bir tarafından diğer tarafına çevirmek, geçirmek falan çok zor. Atın üzerinde rahat hareket edebilmek için ve ayağa kalkmadan kalkanı sağdan sola çevirebilmeniz için bu tip bir kalkan gerekiyor. Bu da yine Osmanlı 17. yüzyıl söğüt örme tipi dediğimiz Türk kalkanı. Ortasında yine o metal göbek dediğimiz kısmı görüyoruz. Bunlar örüle böyle halka halka örülerek yapılan zırhlar. Devam edelim. Bugün kompozit başlık olarak güvenlik kuvvetlerimizde gördüğümüz başlıkla bundan 500 sene, 1000 sene önceki insanoğlunun derdi aynıydı. Kafatasını herhangi bir darbeden korumaktı. Bunun için de bir miğfer kullanıyorlar. Bu arada miğferle, ilginçtir bu, ben etimolojiyi biraz severim. Miğfer ile gofret aynı kökten geliyor. Fransızcadan birisi türemiş, öteki Arapça üzerinden gelmiş. Gafara, korumak, gufran. Allah'ın sıfatlarından birisi olan koruyan, kafayı koruyan şey anlamında da gafarada miğfer olmuş zamanla. Fransızca'da da çikolatayı dağılmasın diye iki tane bisküvinin arasına sıkışması sonucu ortaya çıkan şeye de yine aynı kökten gofret denmiş. Sondaki et de Fransızca kısaltma takısı. Bir sonraki slayta geçersek burada askeri müzemizden yine bir miğfer, göbekli göğüs zırhı ve kolçaklar, yani kolları da koruduğumuz zırh örnekleri gözüküyor. Peki bunların yapısı nasıl? Ona bakalım. Bir sonraki slaytta göreceğiz. Evet, şu şekilde. Dikkat ederseniz halkaların üzerinde küçük yuvarlak nokta gibi şeyler var. Onların her birisi birer perçin. Bu zırhlar dört tane halka yan yana getirilip beşincisi bunların içinden geçirilerek sıkıştırma yöntemiyle ve her bir halkaya da perçin yöntemiyle imal edilen zırhlar ve bunların yapımı oldukça uzun sürüyor. Onu da söylemek lazım. Yani aylar boyunca sürüyor. Pek çok kaliteli, çok güzel işlemeli zırhlar, belki bir ev parası falan edebilecek şekilde zırhlar olabiliyor. Bu bir Viking perçinli örme zırh modeli. Burada çok güzel bir görüntü, bu perçinlerin bulunduğu bölgenin zayıflatılmış, inceltilmiş olduğunu görüyoruz. Yani oradaki demir çekişle dövülerek inceltilmiş, iki halkanın iki ucu kağıt gibi olmuş ve iki ucuna da birer tane delik açılmış. Sonra bu delikler birleştirilmiş ve perçin oradan geçirilmiş. Yani ne kadar zahmetli bir iş olduğunu buradan görüyorsunuz. Şu an zaten elimde de var. Belki kapattıktan sonra onları da gösteririz. Bu da çarayna tipi. Yine bir 17. yüzyıl Osmanlı zırhı. Bu vücudu koruma amaçlı yine. İçinde de yumuşatıcı pet tarzı malzeme olan bir şekilde burada sergileniyor. Devam edelim lütfen. Bu yine Krakow Ulusal Müzesi'nden bir leh kolçağı. Bunlar ele giyiliyor ve kolları koruyor. Çünkü kolları korumaktan kasıt yalnız şey değil. Yani bir kılıcı vurduğunuz zaman bu elinize zarar vermesini koruyor değil de daha küçük darbelerden kılıcın ucu çarpar, kendi kendinizi bir yere çarparken korusunuz. Özellikle onlardan, yoksa özellikle çok ağır silahlar, yani mesela bir mızrak, demin görmüş olduğumuz örme zırha karşı çok etkin bir silah. Burada yine kolçak örneklerinden birisini gördük. Devam edebiliriz. İnsanoğlu diyor ki bu böyle gitmez. Yani çünkü bu mızrak dediğimiz silah ve gürs gibi silahlar, ki elimizde var, birazdan bunları da göstereceğiz bir gürs örneği. Artık örme zırhı feci bir şekilde parça tesiri halini getirebilecek bir şekilde darp eden silahlar. Diyorlar ki ya bu böyle gitmez. Ne yapalım?
bu çeşit plaka zırh yapıyorlar. Plaka zırhı yaptıkları zaman bundaki maksat mühimmatın veya silahın ucunun temren dediğimiz o kısmın çarparak sekmesi. Sağa sola doğru sekmesi ve böylelikle çünkü halkanın içerisine girdiği zaman onu siz tutamıyorsunuz artık. Ama bu plaka zırha çarptığı zaman mühimmat veya silahın ucu çok rahat bir şekilde kayabiliyor. Peki bu tip zırhların özelliğine bir de niye özellikle zırhtan bahsederek belki başta söylemem lazımdı. Bir silahı silah yapan şey onun neye karşı saldırdığıdır. Dolayısıyla silahları konuşurken bunları bilmezsek neden öyle bir silah bunu anlayamayız. Burada kafa kısmında küçük delikler görüyorsunuz. Bir de göz kısmında delikler var. Bunların özellikle göz kısmındaki delikler küçük hançerlerle bu zırhın içindeki kişilerin öldürülmesini daha doğrusu kör edilmesini sebep olacaktır. Çünkü bu ağır zırhlarıyla eğer süvari ise, ağır zırhlı bir süvari ise ve atından düşmüşse daha hantal kalacaktır ve savaşması zor olacaktır. Dolayısıyla hocam, böyle birini öldürmeniz biraz zor. Bunun için gözünden böyle şiş tarzı bir bıçak sokarak bu kişiyi etkisiz hale getiriyorsunuz. Buyurun. Biz bunları kullanmadık tarihte değil mi? Yani yok, Türklerin bizde, kullandığı bir zırh değil bu. Yok, bu Batılıların kullandığı bir zırh. Türkler ise daha küçük plakaları zincir zırhın üzerine örerek kullanırlar. İlk Veya gördüğümüz deri zırh kullanırlar. Evet veya deri zırh. O ilk gördüğümüz örnekte o vardı. Mesela onda da şimdi bunlar çok teknik, detaylı ve ustalık isteyen şeyler aslında diye bir örnek vereyim. Mesela hani Türkiye Türk'ü zırhlarına baktığımız zaman o metal plakalar yani işin içine girildiği zaman ne kadar deruni bir şey var onu anlatmak için bunu izah ediyorum. Göbek ve göğüs kısmına doğru gelirken Memlük tipi zırhlarla olan farkı diğerinin yakaya kadar o küçük plakaların yukarı doğru çıkmasıdır. Her kültürde silah farklılaşır. Kültür farkı dediğimiz şeyi silahlarda, bunlarda savunma silahları olduğu için bu savunma silahlarında da görüyoruz. Bu Murat Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, Murat Kayar Bey. Onun üzerine kendi yaptığı bir deri zırh. Bir de bu zırhların pullarının örme şekilleri var. Dikkat ederseniz bir kısmı aşağıya doğru kiremit gibi üst üste biniyor. Aşağıdakiler ise yukarı doğru örülüyor. Yani Evet. Kiremitleri tersten diziyormuşsunuz gibi. Bunun sebebi de şudur. Kılıcı sapladığınız zaman yağmur damlası gibi kayması için aşağı doğru mesela kayması için kiremit gibi dizilmesi lazımdır. Yani su bir kiremit damlasından öteki üstüne bindiğinden aşağı doğru gider. Ama siz tersten o yağmuru akıtırsanız, daha doğrusu yağmur damlasını maruz bırakırsanız çatının içine su basar. O aradan girer. Dolayısıyla kayış ekseni neyse ona göre bu zırhın bu küçük parçalarını örüyorsunuz. Evet. Hocam miğferler. Evet, yine bu bir Baburi miğferi. Ön tarafında burnu koruyan bir şey var yine. Bunların bir de tolga dedikleri böyle çeşitli isimlendirmeler de vardır bizim kültürümüzde. Bu da bir Baburi miğferinden örnek. Geçebiliriz. Şimdi ha, bu katılan arada arkadaşlarımız var. evet. İsterseniz onları da sayayım. Tabii. Ataberk Şenol, Mert Akbaş, Nazım Altıntaş komutanımız, Nehir Aydın kardeşimiz, Murat Durmuş kardeşimiz, Gökhan Yıldız, Saadet Kaya, Mustafa Köksal, Eskişehir'den Mehmet Topal hocamız, İlkay Nerat kardeşimiz, Naciye Özkaya. Herhalde sizin büyüğünüz bu. Validem olurlar, evet. Evet, ellerinden öperiz biz de. Evet, maşallah diyor. Şimdi hocam, siz kılıçlara geldik. Daha gelmedim komutanım. Öyle mi? Peki. Evet, daha gelemedim. Şöyle elimdeki birkaç örneği göstereceğim. Şimdi ilginç olan şey şu. Şu şekilde bakın lütfen. Bir de şimdi bakın. Böyle çevirdiğim zaman halkalar örme yönü olduğu için aşağıya doğru sarkıyor. Dolayısıyla zırhın bu şekilde şey yaparsanız kolay bir şekilde bunun sivri iğne uçlu gibi okuçları vardır, temrenler. İçeri rahat bir şekilde girer. Ve patlaması daha kolaydır. Ama şu şekilde tutarsanız bu daha mukavim olur. Şöyle iki farklı şey. Hatta şunun üzerinden gösterelim. Biraz da geriye doğru çekilirseniz hocam.
Şöyle iyi mi? İyi. Ama bu mesela böyle olsaydı aralıklar açılmış olacak. Genişleyecekti. Evet. Dolayısıyla örme sistemi bile hepsi kendi başına uzmanlık isteyen şeyler bunlar. Bir de bunlar zannedildiği kadar vücudun hareketini çok aşırı kısıtlamıyor. Hangi şartla? Eğer talimliyseniz. Ben bunu üzerime giydiğim zaman bir omuzlarımı aşağıya doğru bastırmıştı. Yani şöyle yelekten çekilir gibi aşağı doğru çekildiğini hissetmiştim. Fakat bunun kayışını önden bağladığınız zaman vücudunuzun sanki bir parçasıymış gibi oluyor ve o ağırlık azalıyormuş gibi oluyor. Yani o kadar çok ağır, hani zırh hareketi muhakkak ki kısıtlıyor. Ama talimliyseniz o zırh çok fazla da sizi kısıtlamıyor. Ondan da bahsetmiş olalım. Gürz'e gelmemiştik. Gürz'de yanlış hatırlamıyorsam orada yoktu. Bu Profesör Doktor Kemal Beydilli hocamın bir hediyesi bana. Onun da ismini saygıyla analım. 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi. Ukrayna'dan yanlış hatırlamıyorsam ona gelmiş. O da sağ olsun verdi. Bu ahşap bir model. Tabii çok yüksek sanat içeren bir işçiliği var. Bu bayağı ünlü oldu bir aralar sosyal medyada da. Bunun işte şuna karşı, yani bu zırhın buna karşı çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü şu ahşap haliyle bile elinize aldığınızda bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini görüyorsunuz. Aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Yani bunu uzun süre sallamak çok fazla yormuyor mu? Yani bu bileği ne kadar, hani kaç dakika sallayacaksınız? 2 saat boyunca sürekli sallayabiliyor musunuz? Bununla ilgili de yine şöyle bir şey söyleyeyim. Şurada bir normalde kayış olması gerekiyor ve bu kayış bileğe bağlı. Yani elinizden çıksa bile kayışla elinize bağlı olmuş oluyor. Fakat asıl sizi yormadan bunun kullanılabilmesinin sırlarından bir tanesi şu şekilde tutmuyorsunuz bunu. Şu şekilde tutuyorsunuz. Mesela çok basitçe şöyle göstereyim. Kulaklık da var gerçi, zarar vermeden yapmaya çalışayım ama şu şekilde 8 şeklinde salladığınız zaman bunu, ben zaten ivmesi olan bir şeye, hareketi olan bir şeye zaten yön veriyorum. Onu çevirmiyorum. Bu yüzden parmaklarım açık farkındaysanız. Sallarken de yine bu şekilde kolay bir şekilde sallayabiliyorsunuz. Sebeplerinden bir tanesi bu kullanma tekniği. Bunlarla ilgili eski silahşornameler var. Ben onlara biraz bakmıştım. Bazı yöntemleri kendim bulabilir miyim diye önce baktım. Bir kısmını kendim de buldum. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Yukarıdan aşağıya doğru veya kafanın üstünde çevirerek aşağıdan yukarıya doğru çeşitli süvariyseniz başka, piyadeyseniz başka, piyade de başka, piyade süvariye karşı başka, süvari ve süvari şeye karşı başka şekilde kullanabiliyorsun. Çünkü birinde yukarıdasınız, aşağıya doğru vuracaksınız ve aşağıdakinin de elinde bir kalkan var. Ona karşı mukabele edeceksiniz. Dolayısıyla işin içine girdiğimizde mızrak, kalkan ve işte gürz ve bunun dilimli olan, böyle baklava baklava gibi dilimleri olan şeşper tarzı silahlara baktığımız zaman ana hatlarıyla bunları söyleyebiliriz. Hocam şu anda 20-23 dakikamız geçti. Onu bilgisini vereyim. Peki, daha çok slide var diyorsunuz. Yansı diyelim askeri. Evet. Şimdi miğferleri geçtik. Kılıca çok kısa geçelim. Ondan sonra ok ve yayda biraz yoğunlaşalım istiyorum. Tamam. O zaman kılıcı ben şöyle 10 dakika sürmeyecek şekilde 5-6 dakikada toparlayayım. 5-6 dakika tabii kısa. Evet. Şimdi burada Ha, oraya uygun geçeceksek görürseniz bunları kapatayım. şimdilik ona bir ara verelim. Bu batı kılıcı, düz kılıç. Seyircilerimiz onu gördüler. Burada küçük bir şöyle koleksiyonumuz var. Kılıçları anlatırken bunlar tabii replika, gerçek değil. Yani orijinal kılıç değil. Bu bir 15. yüzyıl kılıcı mesela. Daha düz olduğunu görüyoruz. Kısaca tanıtmak gerekirse bu nasıl bir silahtır? Bu çeliğin dövüle dövüle önce 2'ye, sonra 4'e, sonra tekrar dövüle dövüle 8'e, 16'ya katlanmış halidir. Yani böyle ince bir çelik görüyorsunuz ama aslında bu sadece ince değil, çok katlı çeliklerin dövüle dövüle birbirine geçirilmiş. Dövüldükten sonra çifte su verme dediğimiz yöntemle suyun içerisine koyularak soğutularak daha sonra tekrar dövüp ikinci defa biraz daha düşük bir ısıda bundaki amaçta ilkinde dövüyorsunuz çok sağlamlaşıyor ama kırılganlaşıyor. İkinci seferinde su verdiğiniz zaman bu çifte su verme ısıl işlem dedikleri şey ikinci defa su verdiğiniz zaman daha esnek oluyor.
Daha sonra altında bunun kömür yakarak karbon kazanmasını sağlıyorsunuz. Yani eski insanlara ben şu şekilde çok saygı duyuyorum. Bir şekilde belki karbon diye onun adını bilmiyorlar ama kömürün kömürden karbonmonoksitten sızan karbon gazını bunun emmesi için çeliği onun üstüne yatırması gerektiğini bir şekilde biliyorlar ve bulmuşlar. Ve bu konuda da bizimkiler özellikle çok mahir. Hocam Kılıcın yine bir soru buyurun. sorabilir miyim orada şimdi? Lütfen. Batı kılıçları genellikle düz, bizim kılıçlarımız ise düz değil, kavisli. Evet, eğri kılıç diyoruz bunlara Eğri kılıç özellikle. diyoruz. Yani bunun ben mantığını şey olarak kurdum. Şimdi biz atın üzerinde sallıyoruz. Atın üzerinde salladığımız zaman kılıç düz olursa tek bir kenar, yani kılıcın düşmanın vücuduna değeceği, temas edeceği yer daha az. Ama eğimli bir kılıç olduğunda oranı daha artıyor. Doğru mu? Tam tersi komutanım. Şöyle Nasıl? düşünün. Tamam. Atın Temas üzerinden mesafesi diyorum. çok kısa. Ha, şimdi akıştan, ha sizin kastettiğiniz şey akış. Özür dilerim. Tamam. Anladım soruyu. Şöyle izah edeyim. Şimdi özellikle şuraya dikkat edin lütfen. Şu kısma, bu kulakçık kısmına. Bu kabzanın bu kısmında bir süvariyseniz kılıcı böyle sımsıkı tutmuyorsunuz. Neden sımsıkı tutmuyorsunuz? Çünkü dediğiniz gibi atın üzerinde giderken bu normal şartlar altında atın bir sürati var. Bir de elinizle sallıyorsunuz. Bu rahat bir şekilde karşıdakinin kellesini alır. Peki almazsa, sert bir cisme çarparsa veya geri teperse ne olur? Bunu buradan çok sıkı sıkarsanız bileğiniz şuradan kırılır. Kırılır. Evet. Daha Bunun fazla güç için harcamanız lazım. tabii bir ihtimal o. İkinci ihtimalde şunu yapıyorsunuz. Şu iki parmakla kılıcı sıkıyorsunuz. Üç parmağı ise üzerine kaplıyorsunuz. Bunu tutarken de kılıcı kendi ağırlığıyla sallıyorsunuz. Şu şekilde. Manevra alanım olmadığı için şimdi ben tabii sallayamıyorum. Ama kendi ağırlığıyla salladığınız zaman o rahat bir şekilde şey yapıyor. Bu yüzden süvarilerin kılıcının özellikle burası eğridir. Elden fırlamasın diye ve kolu kırılmasın diye ve kılıcı rahat bir şekilde kullansın diye. Süvari hamlesini yaptığı zaman şu kısım özellikle, şuradan bir kalınlaşan kısım var görüyorsunuz. Buraya Yalman kısmı diyoruz. Eski Kara Kuvvetleri komutanlarımızdan Aytaç Yalman Paşa'nın soyadı da buradan gelir işte bu Yalman kısmında. Bunun burasının kalın olma kısmı darp etkisini arttırmaktır. Peki Batı kılıcıyla Türk kılıcının temel farkı nedir? Türk kılıcını vurduğunuz zaman, Batı kılıcını vurduğunuz zaman düz olduğu için, yani şöyle gibi düşünün, çok uzun bir mesafede temas eder. Ama eğri kılıç düz bir yere çok daha az bir yerde temas eder ve Batı kılıcı çarpar vurur, bu ise yuvarlanır. Teker gibi Evet. yuvarlanır, bir akış sağlar. Bu akışta demin bahsetmiş olduğunuz şey işte bu akış zırhı parçalayan sebeplerden bir tanesidir. Bir tanesi temas yüzeyinin azalması, özellikle şu kısım. Temas azalan temas yüzeyi ve bu akış zırhın parçalanmasına sebep olur. Bazı Avrupalılar hatıratlarında mesela şöyle yazıyorlar. Diyorlar ki bu Türklerin kılıçları bizim zırhları kolay bir şekilde parçalıyor. Hatta eğer onlar mağlup gibi olursa onlar zırhları hafif olduğundan kaçıp kurtulabiliyorlar. Bizim zırhlarımız ağır olduğundan kaçamıyoruz. Gene yakalıyorlar. Dolayısıyla Hocam, zırh yani silah ve savunma ilişkisi bu yüzden evet. çok önemli. Hocam, bir arkadaşımız Erdoğan Öztürk kardeşimiz yatağın kılıcın özelliğini sormuş. Biliyorum orada var yatağın. Evet, hemen yatağınımızı alalım. Evet. Aslında şimdi yeni yapılan bir çalışmayla bunun aslında kılıç değil bıçak olduğu kesinleşmek üzere. Aradaki fark ne? Namlu boyu vesaire hani tüfek ve şey gibi değil bu. Makinalı tabanca var ya MP5 gibi. Onlar gibi bir fark değil. Başka bir fark ama yayınlandıktan sonra ben yazara bırakmış olayım onu. Şimdi yatağın dediğimiz şey bu. Türk kılıcının şurası keskindi. Bu Evet. arada şey, kılıç da Yavuz Sultan Selim'in anlatılan hikayesi gibi oradaki gibi parlıyor. Bunun ise yatağının ise bu tarafı keskin. Yatağını şu şekilde tutuyorsunuz. Bu şekilde tuttuğunuz bir şeyi saplayamazsınız böyle. Saplamanız için bunun formunun böyle olması lazımdı. Çünkü kolun hareketi bu şekilde. Çünkü bu saplama amaçlı bir kılıç değildir. Asıl kılıç elden düştükten sonra bu kenarda yatıyordur. Genellikle çifte taşınır bunlar.
Elinize bunu aldığınız zaman özellikle süvariye karşı atın ön bacakları olabilir. Uzuv kopartmak için kullanılır. Yani bu böyle kayıp kesmez. İçeri alır ve kopartır. Yani dışarı kaçmasına müsaade etmez. Dolayısıyla uzuv kopartmak amaçlıdır. Kan biliyorsunuz çok kaygan bir şey. Elinize kan bulaştığı zaman şurada bir siperlik yok farkındaysanız. Kabza siperliği yok. Bu yüzden elinizi bu şekilde saplayamazsınız. Saplarsanız parmaklarınızı kesersiniz. Dolayısıyla bunun amacı saplamak değil veya kesmek değil, kopartmaktır. Araya alıp şu şekilde kopartmaktır. Yatağının da kullanılış şekli budur. Bu yüzden ucunun bu yalman kısmı bu kadar şey değildir, kalın değildir. Çünkü ağırlık merkezi burada değil. Batı kılıcı düz olduğundan ucu kuvvetli. Ama siz Türk kılıcında mesela ucu eğri olunca ucundaki kuvvet azalıyor. Ucunu eğdikçe bu eğilen kısımdaki kuvvet azalıyor. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Burayı kalınlaştırıyorsunuz. Biraz daha ağırlık veriyorsunuz oraya darp etkisinin fazla olması için. Bu arada şuna da kan oluğu deniyor. Şuradaki oluğa. Kan oluğu şöyle bir efsanedir. Gerçekliği yoktur. Yani kan daha kolay aksın falan diye ya zaten parçalamışsınız. Kan zaten akacak. Onu orada durdurma şansınız yok. Bunun şu şekilde üzerinde yiv gibi olan bu kanalların sebebi kılıcın hafifletilmesidir. Çünkü gerçek bir kılıç, mesela bir Türk kılıcı 800-1300 gram, bilemediniz 1,5 kilogram kadardır. Yani hocam, bunlar bile ağır diğerlerine göre. Siz bir kılıç daha alın. O arada ben Taha Kılıç, Yusuf Erdem, Mustafa Akyol, Yavuz tamam. Erbay Kürkaya, Murat Altıparmak, Nihat Nasırzade, Muhsin abi, Muhsin Ertekin, Yatalay Yağmur, Hayri Tan, İbrahim Altınbaş, Mehmet Efe, Elnur Bekir'e de hoş geldiniz diyeyim. Bir kılıç hoş daha yapalım, ondan sonra şeye geçelim. Evet, diğer silahlarımıza geçelim. Evet. İki tane eğri kılıcı gösterdim. Sonu yok biliyorsun yani tabii, sadece tabii. Kılıçla bile iki program şekilde, doldurabiliriz. Şu şekilde eğriliklerini görüyorsunuz, gittikçe eğriliyor. Anlatmak istediğimiz ana şey bu. Bu 15. yüzyıl Fatih Sultan Mehmet'in dönemi. Onun kılıcının da zaten çok yakın bir replikası. Bu 16 ve 17. yüzyıla doğru şekillenen kısmı. Yavaş yavaş evi müzeye dönüştüreceğim bu gidişle hocam. Evet ya aslında böyle bir ekstra bir mekan ihtiyacı yavaş yavaş doğuyor gibi. Bir de şöyle bir şey var. Meşhur Zülfikar. Bu böyle bir kılıç değil, bu temsili bir kılıç. Bunu çünkü saplayamazsınız. Yani bunu kullanamazsınız hiçbir şekilde. Ve kırılmaya daha müsait bir kılıç olur bu. Bir efsaneden doğmuştur. Hazreti Ali'nin kılıcının ucunun çatlaması. Tabii bu Arap kılıçları ile alakalı. Çünkü Arap kılıçlarının ortalarında böyle bir omurga iskeleti var ayrı bir kısım. Onların üzerine metalin giydirilmesi söz konusu. Arada böyle teknik farklar var. Onu da belirtmiş olalım diyerek kılıcı herhalde 6 dakikada toparlamış oldum. Biraz geçti ama olsun neyse. Geçti mi? Özür diliyorum. Diğerinden kısacağım. Peki. Şimdi ok ve yaya gelelim hocam. Evet. Şimdi yansılarımızda olacaktı. Bir saniye. Onun üzerinden daha rahat bir şekilde gidebiliriz. Tamam. Bir saniye hocam. Kılıçları evet. Geçiyorum. Evet. Hemen orada. Başlıyorum. Evet. Bu geriye dönüp ok atan süvari Türk yani bana deseniz ki bir Türk'ü temsil eden fotoğraf nedir? Geriye dönüp ok atan süvaridir. Çünkü bu Batılıların başlarının en büyük belasıdır. Çünkü mağlup ediyorlarken bile çok büyük bir korku ile Türkleri takip etmeleri, bunu Avrupalılar falan çok şey bir şekilde yazıyor. Batılılar, Romalılar vesaire de onlar da bahsediyorlar. Bu arada bir küçük notla devam etmiş olalım. Onu unutmadan söyleyeyim. Türklerde hiç düz kılıç yok değil. Bazı dönemde bazı yerlerde var ama Türklerle özdeşleşmiş olan kılıç eğri kılıçtır. Bundan sonra Türklerin en önemli silahlarından bir tanesi at ok yay ikilisidir.
Özellikle Türk atından biraz sonra bahsederiz. Zaten yansılarda da var. Bu arada yansı nedir, yansı nedir diye arkadaşlar sorabilir. Askeri kültürde slide yerine yansı kullanıyoruz. Sizin Evet. zaten malumunuz. Ama hani Biz bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ne diyor bunlar falan diye düşünebilirler. Yansı slide'ın askeri kültürümüzdeki Türkçe karşılık bulmak adına benim de artık yansıtılmış. alıştığım. Evet, Biz yansı slide. bir de takdim Evet. deriz. Siviller de sunum diyorlar. Orada da bizim Evet. farklılığımız var. Yani. Evet. Ben artık iki dünyayı birleştirdiğim için ikisini de kullanıyorum. Şimdi ok ve yay da özellikle yay kompozit bir malzemedir. Peki nedir bu? Akça ağaçtan yapılır. Nasıl bir ağaçtır? Şöyle bir ağaçtır akça ağaç. Bu buradan bir dalı kesersiniz. Düz bir daldır bu. Daha sonra bunu kaplarsınız. O harfi gibi yaparsınız ve iple bağlarsınız. Bir tane kullanacağımız malzemelerden bir tanesi budur. Peki bu ne kadar bekler yaklaşık olarak akça ağaç? Bir çivi de en az bir sene, maksimum 4 seneye kadar bekleyebilir. Yani hani öyle hadi şu atölyeye bir gireyim de bir tane yay yapayım akşama kadar diye bir şey yok. Ancak bir sene en az beklemiş olan bir ahşap malzemeniz varsa yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir yayın yapımı en az bir seneden başlar. Peki bu ağacı çividen söküp ipini çıkarttıktan sonra söktüğümüzde nasıl olur? Eski haline dönmez, dümdüz olmaz ama tam O harfi de gibi kalmaz. C'ye yakın bir forma dönüşür. Yay yapmak için bu yeterli değildir. Başka ne lazımdır? Şimdi göreceğimiz büyükbaş hayvanların aşil tendonu bu. Yani topukların arka kısmında bulunan sinirlerdir bunlar. Bunlar kurutulur. Peki yeter mi? Hayır, yetmez. Bunlardan başka özellikle Orta Çağ harp sanayinin en önemli unsurlarından birisi olan özellikle yay yapımında Mersin balığı ihtiyacımız vardır. Ben bir defa böyle dediğimde hocam balıkla ne alakası var çok merak ettik diye. İnsanoğlu işte özellikle birbirini öldürmeye karar vermiş olan insanoğlu bunun için akla hayale gelmedik yöntemler geliştiriyor. Yani bu da Mersin balığı da Orta Çağ'ın en güçlü tutkalıdır. Bu görmüş olduğunuz Mersin balığının damağında bulunan, üst damağında bulunan hava kesesidir. Bu hava kesesi Orta Çağ'ın en güçlü tutkalıdır. Peki ne işe yarar? Şimdi görmüş olacağımız manda boynuzu, yaklaşık 50 santimlik bir boynuz bu. Bunu bir külah gibi düşünün, ikiye yarın bunu. İkiye yarmış olduğunuz bu boynuzun bir tanesini okun bir tarafına, diğer tarafını da kapak tarafına, dış tarafına, karın ve kapak tarafına doğru yapıştırıyorsunuz. Peki o ağaçla nasıl yapıştırıyorsunuz burayı? Şimdi ben kendimi göstermek istiyorum. Kendim daha doğrusu elimle anlatırsam daha şey olabilir. Şu ağaç idi, C şekline bürünen ağaç idi. Bunun bir de manda boynuzları vardı. Manda boynuzunu bu ağaca doğrudan yapıştırmıyoruz. Araya bu sinirleri koyuyoruz. Sinirleri koyduktan sonra balık tutkalıyla onu yapıştırıyoruz. Böylelikle ağaç ve daha doğrusu boynuz tırtıklarıyla ağacı her seferinde aşındırmış olmuyor bu sinirler sayesinde. Bunu balık tutkalıyla yapıştırıyoruz. Çok kuvvetli bir tutkaldır balık tutkalı. Fakat bir dezavantajlı özelliği vardır ki ıslanmayacak. Islanırsa bozulur. Eski tarihlerdeki muharebeleri okursanız yağmur yağdıktan sonra işte Türk ordusu bozulur. Ben bunu yıllarca tabii işte yağmur yağıyor. İşte savaşı kaybetmeye doğru gidiyoruz. Ya diyorum ki bu yağmur bir tek bize mi yağıyor yani? Hani karşıdakine ya güneş mi açıyor? Sebeplerinden bir tanesi yayların çalışamaz hale gelmesidir. Bu görmüş olduğunuz gibi bir yayda bile ne kadar çok detay var. Oklarda ise yayı ana hatlarıyla böyle anlattık. Sonra üzerine deri kaplıyorsunuz. Ve yayların da iki çeşidi var. Onu da söylemiş olalım. Nasıl çeşitleri var? Bir tanesi aslında üç çeşidi var diyebiliriz. Bir tanesi kepaze yayıdır. Kepaze olmak tabiri buradan gelir. Nasıl bir yaydır bu? Önce küçük bir çocuğu mesela okçular tekkesine gelir ok meydanında. Fatih Sultan Mehmet okçulara tahsis etmiştir ok meydanı bölgesini. Vakfiyesi de yine oraya aittir.
küçük bir çocuğa dolu ok atıl, dolu yay attırılmaz. Yani ok atmaz. Sadece yayı çeker ve bırakır. Çeker ve bırakır. Çok hafif bir yaydır bu. Bundaki amaç kasları alışsın, vücudu alışsın. İyice otursun o yay germe hareketi. Bu iyice otursun diye kullandıkları yay kepaze yayı olduğundan en alt seviyedir bu. Kepaze olduk tabirde işte bu bizi en alt seviyeye düşürdün anlamında askeri kültürün yine bir unsurudur. Bu kepaze yaylarından başka bir de iki çeşit farklı yay atışı yapılır. Bunlardan bir tanesi puta atışı, ikincisi ise menzil atışıdır. Aralarındaki fark nedir? Puta atışı doğrudan hedefe yapılan atıştır. Yani yayı gerersiniz, doğrudan karşınızdaki hedefe atarsınız ve hedef gözetirsiniz. İkinci atışta, menzil atışında ise hedef gözetmeksizin genellikle böyle sağanak şeklinde yaylım ateşi gibi okları bir grup asker yayları gerer ve okları aşırtma atışla bazen düşmana doğru atarlar. Bu kepaze yayının dışında puta atışı ve menzil atışları için dört tane mezhep vardır. Bu dört mezhep kavramını okçulukta da görürüz. Bunlar nedir? Oku çekerken nereye doğru tutarak çektiğiniz. Bir tanesi bıyığa doğru çekiştir. Bir tanesi kaşa doğru çekiştir. Bir tanesi çeneye doğru çekiştir. Bu üçü puta atışı için kullanılan çekişlerdir. Yani yakın mesafeye atarsınız bunu. Diyelim ki uzak mesafeye atacaksınız. Bu sefer ne yaparsınız? Aşağıya doğru çekersiniz yayı. Buralara değil, yayı yukarı kaldırırsınız şu şekilde ve oku aşağıya doğru çekersiniz. İlk üç atışta hedef gözetirken, o tarafa doğru bakarken, son atışta o tarafa doğru bakmanıza gerek yoktur. Çünkü o nişan aldığınız yere gitmeyeceksiniz, nişan alamayacaksınızdır. Bu yüzden o tarafa dönüp bakmanıza gerek duyulmayan bu atışa da sineye çekmek denir. Boş ver, sineye çek, hani görmezden gel, bakma o tarafa gibi anlamında kullanılan şey de askeri kültürün bir unsurudur. Hedef gözetmeksizin bakmadan yapabileceğiniz atıştır. Gördüğümüz gibi askeri kültür, yani özellikle silah kültürü günlük sivil hayatımızda da çok fazla içimizde aslında. Burada da onu görüyoruz. Bu yay atışlarından başka İstanbul'da tabii bir eskiden sahaya dağılmış vaziyetteydi menzil taşları. Bu menzil taşları işte okçuluğun tabii Türklerde hani çok 7 yaşından 77 yaşına kadar her yaş kesiminde insanların teveccüh ettiği bir şeydir. Bu menzillerde ok atışları yapılır. Nasıl yapılır bu ok atışları? Bir nevi müsabaka gibidir. Ayak taşı dediğimiz yere ayak basılır. Sonra menzil yayı gerilir. Bu da bir siperlik vardır. Bunun yardımıyla atılır. Neden? Çünkü tabii demin söylemeyi unuttuk. Onu şimdi ekleyelim. Ağacı şu şekilde kesmiştik ya, bu şekilde elde etmiştik ve bunu katlamıştık. Bu şekilde O harfi gibi yapıp duvara asmıştık. Bunu çıkarttığımız zaman yayı böyle kurmuyoruz. Yayı terse kuruyoruz. Bu da korkunç bir gerilime sebep oluyor. Türk yayını ve Türk okunu batılılardan çok daha kuvvetli yapan şey budur. Bir de boyut olarak da söyleyelim hocam. Evet, boyu da kısadır. İngiliz uzun yayları, longbowları mesela çok uzundur. 2 metreye yakındır. Bizimki kısadır. Çünkü atın üzerinde iki tarafa doğru çevirip kullanabilirsiniz. Ama 2 evet. metrelik bir yayı atın üzerinde kullanamazsınız. Niye? Çünkü süvari olmanız lazım bunun için. Orada bir de atla süvarinin birleşmesini de vurgulayalım istersen. Onu ileride atla ilgili küçük bir kısım vardı. Orayı bir iki tane slide vardı. Uygun görürseniz o şekilde yapalım. Tamam, peki, olur. Yani süvari ve atı birleştirmiş olur. Olalım. Tamam. Geriye dönüp ok atış. Bir de okçulukta yine şöyle bir şey var. Okçuluğun zirve atışı kabak atışıdır. Eskilerden kabak meydanları vardır. Nedir bu kabak atışı? 8-10 metrelik bir sırığın tepesine bir kabak, büyük bir kabak dikilir. Bu süvarilikte ve okçulukta zirvedir. Yani bu çok az kimselerin başarabileceği bir şeydir. Şu şekilde bir, şunu sırık ve bunu da bir kabak gibi düşünelim. Süvari buradan atın üstünde dört nala gelir gelir, hiç böyle yavaşlamadan yanından geçerken, tam bu aşağıya doğru geldiğinde atın sırtından yere doğru eğilir ve
yukarı doğru atış yapar. Hiç durmadan at 4 nala gidiyorken bunu sarkarken yapar. Bu müthiş bir tabii şey gerektiren, talim gerektiren ve kabiliyet, talimle de olmaz sadece, kabiliyet gerektiren bir şeydir. Hatta 2. Selim'in Sultanahmet Meydanı'nda yılanlı sütuna yapmış olduğu bir atış vardır. Yanlış hatırlamıyorsam böyle kabak atışı tipi bir şeydi. O gerçi o kadar yüksek değil yılanlı sütun, eski olmayan yılan başlar ama bu Türk kültüründe çok önemli bir şeydir ve zirvedir. Bu pek çok efsanevi isim de bu ok ve yay üzerinden şekillenmiştir. Biz bunların maalesef adını çok az biliyoruz. TRT'de şimdi bir dizi var. Toz Koparan adlı bir dizi. Adını Toz Koparan İskender'den alıyor. Kimdir bu Toz Koparan İskender? Efsanevi bir okçudur. Yani Toz Koparan İskender bir batılı olsaydı, bir Türk değil de batılı olsaydı, biz nasıl işte Kral Arthur, işte Aslan Yürekli Richard ayarında bir karşımızda böyle efsanevi bir karakter olacaktı. Fakat maalesef biz kendi kültürümüzü bilip arkeolojisini yapıp onu günümüze kazandıramadığımız için tanımıyoruz. Rivayete göre tabii efsanedir bu. Gece ok attığı kolun üstüne yatmasın diye nöbetçi bekletilirmiş. Yani böyle uyumasın diye, o kola zarar gelmesin diye. Böyle efsanevi bir şeydir ve bunun yapmış olduğu atış bir ölçüme göre 845 metredir menzil atışı. 845 metre. Yani G3 piyade tüfeğinin tesirli menzilinin 400 metre olduğunu, o 400 metreden sonra merminin lineer gidip sonra rotasyonel gittiğini düşünürsek 845 veya 800 küsur metreye bir ok atışı yapan tarihi bir şahsiyettir. Kanuni döneminde yaşamıştır. Maalesef ismini çok bilmiyoruz ama çok önemli bir karakterdir. Bunlar menzillerde dediğim gibi o başta söylediğim ayak taşına ayaklarını basarlar ve ok atışı yaparlar. Diyelim ki bir atış yapıldı. İşte dönemin ağalarından, harem ağalarından mesela bir ağa atış yaptı. O menzil onun ismiyle anılır. İşte örnek veriyorum. Tamamen kendim uyduruyorum. Bilal Ağa veya işte Ahmet Ağa, Mehmet Ağa. Ağanın adı neyse ve işte Darüssade Ağası işte falanca Ağa diye o ağalardan birinin ismiyle. Veya Lodos rüzgarını arkasına alarak yapıldıysa Lodos menzili adıyla veya çeşitli adlarla anılırlar. Toz Koparan İskender bütün menzillerde rakiplerini geçmiştir. Geçemediği tek kimse Bursalı Şeyh Şuca'dır. Derler ki yalnızca işte onu geçemedim. Bir de yine kültüre dair silah kültürünün diğer kültürleri, sivil kültürleri etkilemesine dair bir örnekten bahsedelim. Eski hattatların da önemli bir kısmı aynı zamanda okçudur. Meşhur Necmettin Okyay gibi büyük hocalar hem hattattırlar aynı zamanda okçudurlar. Bunun sebebi sürekli yay gerdikleri için kaslar, bilek, kol, sırt, kanat, omuz kasları sürekli çalıştığı için elleri titremez ve çok uzun yıllar titremeden yazabilirler. Güzel hat eserlerinde ortaya koyabilirler. Dolayısıyla hattatlıkla okçuluğun arasında da böyle bir nevi kardeşlik vardır. Hocam burada bir ben biraz felsefesine gireyim işin isterseniz. Lütfen. Buyurun. Çünkü ok ve yayın bizim ontolojik düşünce dünyamızda da çok önemli bir yeri var. Biliyorsunuz eski Türkler gök tanrıya inanırlar. O yüzden gökyüzünün ve yeryüzünün ayrı ayrı manaları vardır. Evet. Şimdi ok ve yayı yani inanç sistemleri içerisinde önemli bir yere oturtmuş durumdalar. Aslına bakarsanız yay hareketsiz bir şey. Yani yay yaptığınız hareketsiz bir şey. Hatta bozuk hali de var biliyorsunuz. O demin söylemediğimiz kelimelerden işte okta takılmamış yaya, kurulmamış yay veya bozuk diyoruz değil mi? Hı hı, hı. Bunun gibi bizim dilimize geçmiş ok ve yayla ilgili çok kelime var gündelik hayatta kullandığımız. Bu da normal bir şey. Yani çölde Araplarda deveyle ilgili kelimeler geliştirmişler. Bizde de atla, okla gelişmiş çok şey var. Şimdi yay hareketsiz ama okun hareketi ondandır. Yani hareketsiz olmasına rağmen yaydan kaynaklanan ve oka hükmeden bir güç var. Soyutlama yoluyla Türkler buna muhtelif seviyelerde irade anlamını yüklemişler.
Ok gücünü yaydan alan ama ona tabi, bağlı, yayın belirlediği istikamete doğru hareket edişi sebebiyle kulluk, bağlılık, itaat, iradeye ram oluş anlamları kazanmış. Tanrısal kiriş ise mesela kirişe tanrısal irade ile kulluğun buluştuğu çizgi olarak görüyorlar. Bu ifadeler Sait Paşer'in 2007'de bizim Askeri Tarih Dergisi'nde yazdığı bir makale var. Oradan bir kısmını okuyorum. Mesela idamı gereken Hakan ailesinin mensupları ne yapıyor? Kendi yayının kirişiyle boğuluyor. Yani orada Tanrı'nın iradesiyle kulluğun birleştiği yer, kiriş olarak görüyorlar. Evet. Orada şimdi, müsaadenizle küçük bir şey ekleyeyim. Tamam, ben bunun devam edeceğim. Bunun sebeplerinden bir tanesi de malumunuz, hanedan kanı akıtmak caiz değildir. Değil. O yüzden boğulur ve o yüzden dediğiniz şekilde. Yani bizde bir de, biz sadece bizde değil, batıdaki monarşilerde de var ya, tanrısal bir gücü var. Biz onu kut diye ifade ediyoruz aslında. Şimdi buna bağlı gelişen o kadar çok şey var ki, mesela tanrı yaydır. Yani gök tanrı yaydır. Kainat ona göre oktur diyor. Çünkü tanrı onun üzerinde bir varlık, kainatın üzerinde bir varlık. Gökyüzü yaydır, yeryüzü ona göre oktur. Yeryüzünde yüzü güne dönük olan doğu ve güney yaydır. Çünkü yeryüzünü besleyen varlık ya güneş. Evet. Batı ve kuzey ok sayılır. Ben yani Türk mitolojisi ve felsefesini anlatıyorum. Ok ve yay üzerine kurulmuş. Kuzey ve batı ise doğu ve güney göğe nispet edilen boylara, yani gökle eşleştirilen boylar, yani bozoklara tahsis edilmiş. Kuzey ve batı ise yeryüzüne nispet edilen üç oklara tahsis edilmiş. Bunun gibi mesela başka bir şey söyleyeyim. Yay iradedir ama bu irade kendisini görünür ve etkin kılan okla bütünleşmedikçe anlamını kazanamaz. Yani öyle de bir şey var. Hı hı. Tamam, o gökyüzüdür, o Tanrı'ya ithaf ediliyor filan ama yeryüzüyle buluşmayınca ya da insanla buluşmayınca, oku insan kabul edersek, bir ifade kazanamaz diyor. Hakan'ın idaresindeki devletin sağ kanadı yayı, Yabgun'un idaresindeki sol kanat okları teşkil ediyor. Yani hepsine bir şey verilmiş. Mesela nişanlı genç kıza oklu deniyor. Babanın ölümü halinde miras, varisler nezdinde her bir hissesine ok gözüyle bakılarak tanzim ediliyor. İşte ferdi planda gönül yay ise vücut oktur. Yani hep maneviyat, irade şeye bağlanıyor, yaya bağlanıyor. Gönül yay, akıl ok deniyor. Biraz önce söylediğim gibi yay tanrısal iradeyi temsil ederken ok kulluğu, tabi oluşu ifade ediyor. Evet. Büyük Türk devletlerinin tam teşekküllü olgunluk devirleri bile Çin kaynaklarında okla yay birleşti diye ifade ediliyor. Yani bu bizde çok yerleşmiş, ok ve yay konusu. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Selçuklu Tuğrul Bey, Bizans'ta Emevilerin yaptırdığı Arap camisini tamir ettirdiği zaman mihrabında Allah ve Muhammed kelimeleri yerine ok ve yay nakşettirmiş. Çünkü bizde de ona karşılık geliyor aslında. Yani fark eden bir şey yok. Yay dediğimiz zaman Tanrı'yı anlıyoruz, iradeyi anlıyoruz. Ok dediğimiz zaman da kulluğu anlıyoruz. Evet, buyurun hocam, siz devam edin. Aklıma şeyi getirdi. Hazreti Peygamber'in işte düşmanlarının gözüne gizlice kaçarken kum serpmesi, onu attığı zaman da bunu kendinden bilme anlamında, Resulüm sen atmadın, Allah attı. Yani orada ilahi bir irade aslında bu. Hani orada aklıma onu getirdi. Bu evet, güzel bir felsefi yaklaşım oldu. Teşekkür ederim. Ok yay mevzunu yavaş yavaş toparlayacak olursak, bir de askeri bir deyimimiz vardı. Maalesef bugün bu deyim olmayan askeri deyimlerimizden, daha doğrusu kullanılmayan hiç deyimlerimizden bir tanesi, okçuluktan türemiştir. Bu demin bahsetmiş olduğum menziller ve bu menzillerde yapılan atışlar sonucu bir ana taşı dikilirdi. Yani bir taş döküyorsunuz oraya. Daha sonra arkadan gelenler
Bunu geçmek için uğraşıyorlar. Bunu her geçen taş rekor kırmış olmuyor. Her geçen ok, özür dilerim. Böyle bir 15 metrelik yaklaşık bir koridorun içinde kalarak onu geçebiliyorsanız rekor kırmış oluyorsunuz. Peki bunu o 500, 600, 800 metreden nasıl anlıyorsunuz? Orada tahta perdenin arkasında bir gözcü bekliyor. Bu gözcünün adı havacı. Havacı havadan gelen oku takip ediyor. Bakıyor ki nizami bir şekilde diğer ok bu atıcı tarafından geçilmiş. Kafasındaki sarığı çıkartıyor. O biliyorsunuz uzun metrelerce uzunluğunda bir bezdir o sarık. Bestar derler ona. Onu kafaya çıkartıp yukarıya doğru fırlatıyor. Kafasındaki destarı bozuyor. Buna destar bozmak denir. Aşağı yukarıdan bakanlar da kafasındaki destarı çıkartıp bozdu, destar bozdu. Demek ki işte öteki taşı geçtik. Yani rekor kırmak kelimesinin eski Türkçe'de ve askeri kültürdeki karşılığı destar bozmaktır. Hocam bir saate yaklaştık. Şu atla oku da birleştirelim. Ondan sonra bu arada kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli arkadaşlarımız sorularınız varsa onları yazabilirsiniz. Mehmet Efe, Elnur Bekir, Emin Gündoğan, Recep Tatlı, Burak Demiral, Gökal Yıldız, Ataberk Şenol, Levent Akyol, hoş geldiniz diyoruz Servet Çetin. Buyurun hocam, o atla ilgili, atla bağlantıyı da kuralım. Evet, bir şey vardı, yansı vardı. Orada at ve nal mevzu vardı, görüntüleri. Onları size zahmet olmazsa biraz daha aşağıda olacak. Evet, pek çok silah böylelikle geçmiş olduk. Tabii mancınık da var. Mancınığı da göstermeden şey yapmıyoruz. Mancınığı gösteririz de atla nalı bulabilecek miyiz acaba? Biraz yukarı çıkın yavaşça. Biraz daha çıkın. Yok, burada değil. Aşağıda kalmış onlar. Şu arbaletler var. Siz o arada onu söyleyin, arbaleti. Tamam. İsterseniz. Arbaletler tüfek Şunlar. Gibi çalışan. Tüfek Şunlar. Gibi çalışan, tüfek mantığıyla bir manivela yardımıyla kurulan, batılı yine crossbow dedikleri, bizimlerin Hunya'yı veya Tatarya'yı dedikleri silahlar bunlar. Bunlar bir nevi keskin nişancılığın atası sayılabilir. Bunların Avrupalıların kendi aralarında bir dönem sizle daha önce konuşmuş olduğumuz üzere haklı savaş kavramı bünyesinde Avrupalıların yabancılığa karşı kullanabilmeleri fakat kendi aralarında kullanmalarının yasaklanması bir dönem söz konusu olmuştur. Tatar yayını da bu şekilde geçmiş olalım. Sırayla mı gittik acaba? Ben zaten orada görünce geçelim diye şey yaparım. Şimdi şurada arbaletin geliş balista, bu da arbaletin bir gelişmiş. Evet, bu daha büyük, daha bir nevi mızrak fırlatan bir şeyini görürüz. Bunlar tabii çok fantastik silahlar ama hani çok kullanışlı şeyler değil tabii hapsi aslında. Bu gibi işte balistalar, bunu kuruyorsunuz ancak güçlü şeylere karşı kullanılabiliyor. Buradan sırayla geçebiliriz. Bu Koçbaşı. Evet, kalele surlarını toptan önce yıkmak için. Bu Kitab-ül Hıyal, İhsan Oktay Anar'ın kitabından bir debbabe tasviri. Tankın atası kabul edilir. Surlara ateş gücüne maruz kalmadan yaklaşmak için kullanılan bir platformdur. Sırayla geçelim aşağıya doğru. Bu yine farklı bir versiyonu. Geçelim, Koçbaşı geçelim. Yine Koçbaşı'nın farklı versiyonlarını görüyoruz. Yine bu çok namlulu okatar. Şimdi çonarlar var ya, çok namlulu çeneri ağlar. Onlar gibi. Eski zamanlarda filler bir nevi platform olarak kullanılıyor. Bu dönemin tankları gibi düşünebiliriz. Ama güncel muharebelerde de kullanıldığını böyle üzerinde makinalı tüfekle görebiliyoruz. Kuşatma kulelerimiz. Bu kuşatma kuleleri surlara yaklaşıp yukarıdan taarruz etmek için kullanılır. Olay yerinde yapılır. Yani uzaklardan taşınmaz, orada inşa edilir. Genellikle yakılarak bunlar yok edilirler. İstanbul'un fethinde de biz bunlardan kullanmışızdır. İki aşağıda at kısmı başlıyor. Evet. Süvari Milivası, Girit'te İsmail Paşa'nın eğittiği ata olan hakimiyeti, işte Türk'ün bana bir fotoğraf göstererek anlat birisi bana derse bunu gösteririm. Mükemmel bir resim.
atla böyle müthiş bir şekilde hakim. Tabii atı kullanırken bu fotoğrafta görmüş olduğunuz, bu arada Nehir Erdoğan Sayın Komutanımız, bizi izleyen komutanımızın kardeşi benim kıymetli hocam Profesör Doktor Mahir Aydın'ın ondan almış olduğu nallarda o ders esnasında getirmişti. Sağda görmüş olduğunuz bu vesileyle her iki Mahir Aydın. komutanıma ve hocama, evet Mahir Aydın hocama da saygılarımı göndermiş olayım. Sağda görmüş olduğumuz nal yazlık nal iken solda görmüş olduğumuz kışlık nal. Soldakinin farkı ucunda tırnak gibi bir şey var. Bu çamurda, karda vesaire kaymaması, araziye daha kolay tutunabilmesi içindir. Onu özellikle belirtmiş olalım. Yani bu attan bahsederken at ana hatlarıyla nedir? Şöyle söyleyeyim. Yani bir o İsmail Paşa'nın fotoğrafıyla şey yapabiliriz. Onun üzerinden anlatabiliriz. Veya ben de anlatabilirim ekranda. Evet, Nasıl uygun çıkalım artık görüyorsanız. buradan. Evet. Bu at Türk'ün yine ok ve yay ile birlikte ve eğri kılıcı ile birlikte temel simgelerinden bir tanesi olmuştur. Atın eğer profesyonel bir şekilde binmeyi bilmiyorsanız sizi öldürebilen bir şeydir. Daha binemeden ölebilirsiniz veya feci bir şekilde yaralanabilirsiniz. Neden? Atın başı size doğru bakıyorken siz atın bu tarafından değil diğer tarafından binmek durumundasınız. Ben o tarafından bindim. Ne oldu veya ne olur diyecek olursanız sağ elle kılıcınızı kullanıyorsanız kılıcınızın kını sol taraftadır. Eğer siz ata kılıcın kını atın karnına değecek şekilde binmeye çalışırsanız bir ayağınızı üzengiye atarsınız. O kın atın karnına şöyle hafifçe batar ve onu feci bir şekilde ürkütür ve at aniden hareket eder. Sizin bir ayağınız üzengiye girmiş bir şekilde at sizi yüzlerce metre sürükleyebilir. Dolayısıyla yani harp tarihi öyle bir disiplin ki siz ata bile binemeyebiliyorsunuz daha. Yani ata binmenin bile nereden kılıcı ne tarafa taktığınıza göre bir binme şekliniz var. O kadar ciddi ele alınması gereken şeyler bunlar. Türk atının özellikle bir özelliğinden bahsetmemiz lazım. Türk atı kısa boyludur. Böyle hareketlidir, çok dayanıklıdır. Bu kısa boylu bacaklarının özellikle kısa boylu olması Türklere, bu benim öngörüm, yüksek oranda atış isabeti kaydettirmiştir. Çünkü yüksek boylu atlar çok daha yükseğe sıçrayıp tekrar inerken kısa boylu atlar daha az zıplarlar ve böylelikle okçu sürekli aşağı yukarı şeklinde o Hocam ivmelenme çok daha az olur. ben onu söyleyeyim. Şimdi bizim tanklarda var Buyurun. ya stabilizasyon Evet, sistemi evet, dediğimiz. evet, evet. Yani tank süratle giderken tank namlusu hiç kıpırdamadan, Sabit hatta kalır. Almanların yaptığı şey Evet. de vardır Leopard tankında. Tank arazide süratle giderken üzerine bir kahve fincanını koyar. O kahve Evet. dökülmeden gider. Şimdi Evet. nişancı için bu çok önemli. Atla süvarinin beden birleşmesi Türk okçusunun büyük başarısı. Çünkü şu anda okçuluk yapan arkadaşlarımız da anlatıyorlar. Sedat İşgören bugün akşam aradı beni, anlattı. İşte Hı. atın dört ayağının havada olduğu, dört nala gidiyor ya, atın Evet. dört ayağının havada olduğu anda nişancı okunu atıyor. Evet. Ve dolayısıyla okta bir sarsılma, hedefte bozulma yok. Ama işte o anları yakalayabilmek, o anlarda okun yaydan çıkması çok önemli. Öyle Evet. bir bütünleşme var. Orada kilit nokta şu parmağın. Tabii onu da söyleyelim. Bir zihkir denilen bir yüzük var. Biz Türkler bu zihkirle atarız ve bu parmakla atarız. O kirişi şu elimizle şunu takarız ve bu elle de mandal yaparız. Sıkıştırırız. Şu şekilde atarız. Bu kabaca bir argo işaret olan o nahi işaretinin kökü aslında budur. Hiç argo bir şey değildir. Okçuların oku tutma şeklinden kaynaklanan bir harekettir bu. Bu batılılarda şu iki parmakla attıkları için orta parmaktır. Veya bu üç parmakla. Dolayısıyla bir dönem Fransızlar yakaladıkları okçu esirlerin orta parmaklarını keserler. Böylelikle onların bütün sanatlarını elinden almış olurlar. Bu Şimdi yüzden o şeyle ilgili de yine at ve ok meselesinde şöyle bir bağlantı yapalım. Mesela bizim arkeoloji müzesinin önünde İskender'in bir şeyi var, gravürü var.
Büyük İskender Evet. ata binmiş, at çıplak, kendi bir elinde kılıç tutuyor, bir eliyle de atın yelesine yapışmış durumda. Şimdi bizde biliyorsun hem eğer var hem üzengi var. Üzengi var. Şimdi üzengi ve eğer birleşimi bize neyi sağlıyor? Bacaklarımızla ata kontrol etmeyi sağlıyor. Tabii. Bacaklarımızla atı kontrol edebildiğimiz için iki elimizde serbest ok atabiliyoruz. Bunlar da önemli faktörler. Tabii atı zaten platform haline dönüştüren şey ya bugünkü anlamda tabii. Platform tabii, haline tabii. döndüren üzengidir. Zaten bizim tank sınıfı da süvari sınıfından çıkmadır. Olmadır. Evet. Çıkmadır. Evet. Şu ıslıklı Platform oka da platform. Bir girelim istersen. Girelim komutanım. Şimdi bu arada şeyi unutmadan söyleyeyim. Şu parmağı atış yaparken bu parmakla mümkün olduğu kadar en az hareket, en az titreşim. Bunu at yere değdiği zaman o çarpma etkisiyle değil, en havada olduğunuz zaman sağlayabiliyorsunuz. O yüzden atın en yukarı kalktığı anda bir de şu dört ayakla birlikte gitmenin yanında bir de 2-2 basarak giden Hırs. hayvanlar var. Hırs. Ona Onlara da hırs. evet. Ya Evet pardon, o rahvan. rahvan Rahvan. yürüyüşü ve Rahvan at. rahvan at deniyor onlara da. Dönecek olursak özür dilerim soru neydi? Islıklı ok. Islıklı ok. Islıklı okun Metehan tarafından bulunduğu kabul edilir. Bu günümüzdeki izli merminin atasıdır. Evet. Yani bir mühimmatın nereye gittiğini takip ederek hatta kısaca ona da bir değinelim Metehan'ın bunu nasıl bulduğuna veya hangi olayla bulduğuna. Türk tarihi bu olayla başlatılır genellikle. Metehan'ı babası Çinlilere esir verince Metehan da bir şekilde bundan kurtulunca tekrar babasına geldiği zaman babası ona iyi davranır. Ama aslında Metehan ya sen bana böyle davranıyorsun ama der içinden sen beni esir verdin ve intikam almak için fırsat kollar. Kendisine verilen askerleri eğitmeye başlar ve askerlerine bir emir verir. Ben bu oku nereye atarsam ıslıklı oku buna çavuş oku da denir. Bu oku nereye atarsam siz aynı yere oku atacaksınız. Çavuş Işığı oku, takip kılavuz edin. ok. Kılavuz Evet. ok da denir. Kılavuz ok da denir. Bunu takip ederek nereye giderse oraya atacaksınız der ve okunu bir ağaca doğru atar. Bütün askerler ağaca böyle patır patır oklarını atarlar. Bir gün Metehan okunu çok sevdiği atına doğru atar ve bazı askerler tereddüt eder. Ya bu atı çok seviyordu, biz atarsak şimdi bize kızmasın diye atmazlar. Onları bir kenara ayırır ve bu arkadaşların boynunu vurun der. İtaatı öğretmek adına. Onların boynu vurulur. Bir gün okunu karısına atar. Karısına atınca daha az da olsa yine bir kısmı ya sonuçta attığı kişi karısı acaba bize bir şey der mi diye atmaktan vazgeçirler. Halbuki Metehan'ın burada yapmış olduğu şey Çin kaynaklarında Ahmet Taşıoğlu hocamız bunu çok güzel anlatır. Yapmış olduğu şey aslında onu ben gözden çıkardı ve karar verdiysem sana ne oluyor? Yani sen bunu sorgulayamazsın. Onu sorgulayacak olan kişi bendim. Sorguladım ve kararımı verdim. Okunu gelip babasına doğru attığı zaman artık geride atmayan tek kişi bile kalmaz. Dolayısıyla Türk tarihinin başlangıcı hatta Türk kara kuvvetlerinin ben ona kara kültürünün, kara gücünün kuruluş tarihi şeklinde Kültürün, söylüyorum. kurumsal kültürün tamamlandığı tarih. Evet. Evet ve milattan önce 209'da olmuş bu olay işte bu ok ve ıslıklı okla birlikte başlar. Bugün okçu arkadaşlarımızın bazıları bu ıslıklı oku yapıyorlar ve gayet de güzel yapıyorlar. Ben o sesi duydum. Yani havada Hocam. giderken biraz kısa mesafeydi ama ses duyuluyordu. Buyursunlar. Hocam şimdi bu hadise var ya, bu hadisenin üzerine kitaplar yazılır. Bu işin felsefesi çok derin. Bizim hem askeri kültürümüzün önemli bir mihenk taşını oluşturuyor. Orası disiplin, itaat kavramının çok önemli bir şeyi, göstergesi. Zaten ilk programımızda da söylemiştik. Biz kültürümüzü neyle aktarıyoruz? Destanlarla aktarıyoruz. İşte Metehan'ın bu olayı da yine kulaktan kulağa aktarılan bir şeydir. Hem Çin kaynaklarında yazıyor hem de aktarılan bir kavram. Şimdi orada ikinci bir konu var disiplinin ötesinde. Islıklı okun nereye gittiğini öngörebilmek o kadar büyük bir maharet ki. Şimdi biz izli mermi atıyoruz. İzli mermiyi gündüz görmek bile zordur.
geceleyin nispeten görürsünüz. İzli mermiyle hedef işaretlemiş oluyoruz. Islık, bir de şunu düşünün, muharebede sizin yanınızdan bir mermi geçecek, o merminin sesini duyacaksınız. O mermi nereden geçti, kaç metreden geçti bunu bileceksiniz. Bunu iç güvenlik harekatında görev yapan çoğu asker ne demek istediğimizi anlar. Okun sesini duyup nereye gittiğini bilmek için inanılmaz eğitim yapmak lazım. Yani tabii, çünkü ışık çıkartmıyor bu mermi gibi. O sesi ayırt edip nereye ulaştığını, nereye hedef aldığını bilmek çok zor bir iş. Ve demek ki birinci seviyede çok iyi eğitim yapıyorlardı. İkinci seviyede de çok müthiş bir itaatleri vardı. Evet. Hocam herkes son derece bir saat 11 dakika oldu. Sorulara bakıyorum. Bir arkadaşımız Gökhan Yıldız demiş ki yatağın bıçak sayıldığından siviller arasında yaygınlaşmış. Çünkü Osmanlı'da sivillerin kılıç taşıması yasakmış. Bu doğru mu diyor? Osmanlı'da bildiğimiz anlamda sivil yok. Yani sadece şöyle bir husus var. Bazı bölgelerde, yani şehrin içinde taşınmasının yasaklandığı dönemler var. O da asayiş olayıyla alakalı. Bu bıçak ve kılıç tanımı, işte genç bir tarihçi arkadaşımız Batuhan Yıldız. Şimdi bu arada güzel bir haber vermiş olayım. Biz Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü olarak Harp Tarihi Dergisi adında yeni bir dergi çıkartıyoruz. Yakında ilk sayısı yayınlanacak inşallah. Orada da okuyabilirsiniz. Ben hani detayları çok fazla şey yapmak istemiyorum. Çok girmek istemiyorum. Arkadaşımız çünkü bunu ortaya çıkarttı, Batuhan. Biz tartışıyorduk ama o karara bağladı gibi duruyor şu anda. O bıçak sayıldığı için şöyle, kılıcı her zaman taşımıyorsunuz ama bıçağı vesaireyi her zaman yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Yani ağır silah kabul edilmiyor bunlar. Yatağın da ağır silah değil. Evet. Kılıç gibi değil, bir mızrak gibi değil. Yanınızda taşıdığınız silahlar var, taşımadıklarınız var. Yani mesela cebehane adı, mesela yine silah kültürüyle çok alakalı olduğu için söylemiş olalım. Cebehane adı Moğolca cebeden, yani zırhtan gelir. Zırhların konulduğu yerdir. Zamanla buraya daha sonra diğer silahlar da konulmuştur. Peki neden diğer silah, yani silahhane denmemiş de cebehane denmiş? Çünkü silahı siz yanınızda taşıyorsunuz. Ama savaş yoksa zırhı üzerinizde taşımanızın bir anlamı yok. Çıkartıyorsunuz, kenara koyuyorsunuz. Dolayısıyla cebehane de zamanla cephaneye bu şekilde dönüşmüştür. Ve yine askeri müzemizin kuruluşu bu cebehanenin içerisinde olmuştur. Askeri müzeyi gezerken işte o naçizane kaleme almaya çalıştığımız makaleyi okuyarak özellikle arkadaşlarımız gezerlerse, bu tip detayları veya bu programı izledikten sonra gezerlerse, yaya o gözle bakarlarsa, kılıçlara, yatağanlara veya işte bıçaklara o gözle bakarlarsa çok daha iyi olur. Askeri müzemiz de bunu da bir gururla söylemek lazım, dünyanın en eski müzesi olarak resmen kabul edilmiştir. Bunda da fakirin ufak bir payı olmuştur. Bizim silah kültürümüzün, daha doğrusu şöyle, müzeciliğimizin modern anlamda olmasa bile koleksiyon anlamında başlaması Fatih Sultan Mehmet'le birlikte olmuştur. O Bizans'ın kutsal emanetlerini vesaireyi toplamıştır. Ben bununla ilgili Genelkurmay Başkanlığımıza 2015 yılında bir rapor yazmıştım. Sonra hocam Sima ve Ece ile birlikte bunu makale olarak da yayınladık. Bu raporun sonucunda bu silahlarımızın bulunmuş olduğu Türk'ün en köklü hafızalarından birisi olan askeri müzemizin kuruluş tarihi 1453 şeklinde olsun diye bir rapor yazmıştık. Olmalıdır diye rapor yazmıştık. Buna tabii Vatikan bu karardan önce hayır, dünyanın en eski müzesi askeri müze değil, biziz şeklinde şey yapmış, mukabelede bulunmuş. Fakat Uluslararası Müzeler Konseyi bizim raporumuzu onaylayarak askeri müzeyi dünyanın en eski müzesi olarak kabul etti. Şu anda 1453 tarihiyle içindeki koleksiyonun birikmesi bakımından da ona dayanarak zaten şey yaptık. Askeri müzemizin dünyanın en eski müzesi olduğunu muhakkak açıldığı zaman deniz müzesi ve hava müzemizle birlikte, diğer askeri, sivil müzelerimizde ve aslında bir askeri saray olan Topkapı Sarayı'nı bu silah kültürü gözüyle
bu şekilde bakılırsa gezemesi daha güzel olabilir diye değerlendiriyor. Hocam Ataberk Şenol Beyefendi 100. yıl 100 yıl savaşlarında olan Kreks Savaşı'nda da Fransız arbaletçilerin arbaletleri ıslandığından dolayı İngilizler avantaj sağlayıp büyük bir zafer kazandı diye bir katkıda bulunmuş. Sağ olsun, Servet teşekkürler. Çetin, Levent Evet. Akyol, iyi akşamlar diliyoruz. Yahya Eroğlu kardeşimiz, Arap camisinde ok ve yay duruyor mu diyor. Muhtemelen durmuyordur. Onda şöyle bir husus arz edeyim. İnşallah onunla ilgili bir makale yazacağım. O Arap camii bugünkü Arap camii değil. Bahsettikleri Müslümanların 717 yılında Mesnevi bin Abdülmelik'in kuşatmasının kaldırılması şartı karşılığında yapılan cami bugünkü Sultanahmet civarında yapılmıştır. Bu Arap camii, Galata'daki Arap camii, Pera kısmı, orası İstanbul değil. Orası başka bir şehir. Galata şehri orası. Pera şehri. Dolayısıyla İstanbul'da yapılan ilk cami, peki niye Arap camii diyoruz? 1492'de Endülüs'ten getirdiğimiz Arap Müslümanlar bu civara yerleştiği için Arap camii denmiştir. Daha sonra 18. yüzyılda bir Osmanlı müellifi bunu o ilk Arap camii olarak yazmıştır. Halbuki o dönem İstanbul'da sayılıyor Galata'daki. Asıl San Dominikus Kilisesi'dir Arap camii. Yani bir kiliseden çevrilmedir. İçerisindeki renkli şeyler ortaya çıkartılmıştır. Mozaik yoktu da. Bazı duvar resimleri vesaire ortaya çıkarılmıştır. Arap Camii adıyla anılan cami İstanbul'daki ilk Müslüman camii değildir. Hatta ikincisi bile değildir. İlki Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Onunla ilgili ben inşallah bir makale hazırlıyorum. Çünkü sarayın içindeydi. Bizans sarayının içindeydi. Öyle bir not düşmüş olalım. Hocam Mehmet Efe, Katuşka roketlerinin kökeni seri ok mızrak atan platformlara, onlar da Türklere mi dayanıyor demiş. Katyuşa'nın Yekaterina'nın kısaltılması şeklinde Rusça'da bildiğim kadarıyla ona dayanıyor. Sistem olarak evet olabilir. Mesela bu şeyi de söyleyelim. Bu Türklerin kullanmış olduğu 16. yüzyılda kullanmış oldukları tetik mekanizması var. Bu tetik mekanizmasını Türkler kullanıyor da Avrupalılar niye uzun yıllar boyunca kullanmıyor? Çünkü bunun veya mesela GES çok 18-19. yüzyılda falan böyle yerleşmiş bir şeydir. Yani bir deliğin içinden bakarak arpacıkla onu birleştirirsiniz. Hizaya getirdiğiniz zaman ateş edersiniz. Bu mantık. Askeri müzemizde 16. yüzyıldan kalma üzerinde gezi olan bir tüfek vardır. Peki bu çok modern düşünce mi? Yani çok Türkler 16. yüzyılda bilip, hayır, bunlar arbaletlerde, Hun yaylarında bu GES sistemleri var. Ama bunlar ahşap olduğu için hiçbir kazıda günümüze kadar gelemiyor. O bir nevi nişan alma sistemleri kuruyorlar ve onları da modern silahlara uyarlıyorlar. Türk askeri kültürünün ve özellikle bilhassa Türk silah kültürünün bana göre en önemli özelliği bazen her ne kadar olumsuz bakılsa da kıta imalidir. Yani bir silahı uygun bir şekilde bir şeye uydurmaktır. Neden diyeceksiniz? Mesela Çanakkale'de uçak savar bataryamız tam isabet alıyor bombardımanda. Uçak savar duruyor ama onun altındaki o 360 derece dönen mekanizma yok. Bizim askerimiz at arabasının tekerini almış, milini o delikten içeriye geçirip etrafını güzel bir şekilde imal etmiş. Uçak savarı da bu tekerin üstüne koymuş, 360 derece dönerek kullanabiliyor. Savaşlarda bu silahı uygun bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Dolayısıyla her şeyi planlayamazsınız. Bu yüzden de her ne kadar kıta imaline nispeten şeyde bakılsa, ben özellikle silah kültürü bağlamında çok önemsiyorum. Evet, programımıza katılan, ismini okumadığımız arkadaşımız varsa özür diliyoruz. En son Dilek Dilemi katılmış. Teoman Şanal kardeşimizin katkıları var. Hasan Akyol abimiz, İbrahim Altın Bey, Mustafa Özkaya herhalde. Özkaya olduğuna göre akrabalık. O Özkayalardan bizdendir. Kardeşim muhtemelen. Evet. Peki burada müsaadenizle yayını bitiriyorum. 1 saat 20 dakika oldu. Şimdi önümüzdeki programımızı 15 Mart'ta yapmayı planlıyoruz. İnşallah orada şeyi konuşacağız. Türk ordusunda Alman ekolünden Amerikan ekolüne geçiş konusunu konuşacağız. Bizim Sefa Hoca'yla programlarımız uzun dönemli devam edecek.
belki 10-12 program yapacağız ama bugünkü programın da şeyine baktığım zaman aslında yetmiyor, zaman yetmiyor. Her biri ayrı bir konu, ayrı bir derya. O yüzden belki 8-10 diye düşündüğümüz programlar çok daha fazla olabilir ama aralara başka şeyler de koymayı planlıyoruz. Yani böyle gidiş gelişlerle falan konunun ilgi çekiciliği devam etsin istiyoruz. Sizler geldiniz, seyrettiniz. İlgi birçok programa göre daha yüksek. Bu da bize gurur veriyor. Sizlerden istediğimiz çevrenize, arkadaşlarınıza program kanalımıza abone olmasını sağlarsanız görünürlük daha artar. O zaman daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Ve şimdi seyredemeyenler daha sonra YouTube'da bunu seyredebilir. Onu da kendi gruplarınızda paylaşırsanız yaptığımız çabaların karşılığını görmüş oluruz. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum gelip bizi izlediğiniz için. Bu arada yine yazanlarımız var. Mehmet Bey, Mehmet Topal, Eskişehir'den Sevcan Karabıçak, Hayri Tan, Yavuz Erbay, Kürkaya, Kemal Korkmaz kardeşimiz, Onur Bahar yazmış, Levent Akyol. Biz teşekkür ediyoruz hepinize. İyi akşamlar diliyoruz. Sefa Hocam, siz de iyi akşamlar dileyebilirsiniz. İyi akşamlar. Hem sizlere hem dinleyenlerimize hem hocalarımıza, arkadaşlarımıza, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Biz de aynı şekilde bu kültürü yayılsın, bunu paylaşalım mümkün olduğu kadar.